Ben bu odaya neden geldim ki? Neden hiçbir şey hatırlayamıyorum? Çok garip, neden buraya geldim acaba? Bir şeyler oluyor, anlamıyorum. Ya adakya celbi tere paro. Ah, demek istediğim Yamine, her zaman olduğu gibi ne çok güzelsin. 86 yaşında olmana rağmen 16 gibi gösteriyorsun. Keşke bunlar yılan olsaydı. Demek istediğim yılan şeklinde birer küpe yani. Markete indiğim zaman yılan şeklinde takı alacağım. Şivanya. O buradaydı. Nereye kayboldun? Şivanya nereye gitti? Yamini, sana neler oluyor? Onun öldüğünü sen de çok iyi biliyorsun. Çık artık, çık artık şu yılan dünyasından. Lütfen çık. Ah. Yamini, bu kadar yılanla iç içe olunca her şeyi yılan gibi görmeye başladın. Lütfen. Affedersiniz. Seninle konuşmalıyım. Ne oldu? Geçen gece eve geldiğimde ne gördüm biliyor musun? Ne? Peki tüm bunları kim yapıyor dersin? Kim? Tanya mı? Ama Tanya neden böyle yaptı? Yılan kristali için. Pederle Tanya ortak. İkisi de yılan kristalinin peşinde ama asıl anlamadığım bir türlü... Şşş! Bak Rocky. Bunları burada konuşmamalıyız. Birileri bizi konuşurken duyabilir. Ama bir şeyi unutma. Kimse yılan kristalinin bizde olduğunu asla öğrenmemeli, tamam mı? Bak Rocky, sen odana git, tamam mı? Seninle orada buluşuruz, hadi. Çabuk gel. Aa, merhaba. Benim iş bitti mi? Bak, benim işim bu gece tamamlanması lazım. Bu gece diyorum, anlıyor musun? Bu gece. Abim önceden ne kadar da mutluydu. Ama şimdilerde gülümsemeyi bile unuttu. Shivangi'yi sevmiyormuş gibi, ondan nefret ediyormuş gibi davrandığını biliyorum. Böyle davranıyor. Ama hayır, içten içe onun ölümüne yas tutuyor. Amli. Evet. Aşağıda seni çağırıp duruyorlar. Gidelim mi? Tamam. Ne oldu? Hiçbir şey. Emin misin? Hı hı. O zaman acele et. Annem seni çağırıp duruyor. Şimdi ne oldu? Abim aşağıda değil mi? Evet, o da aşağıdaydı ama az önce odasına giderken gördüm. Tamam, sen git. Ben onu görüp öyle gelirim. Acele et. Abi.
Abi. Banyodadır herhalde. Yılan! Ruchika? Artık kimsenin yoluma çıkmasına izin vermeyeceğim. Abi. Ama sen buradasın. Abinin yanına gelmiştin. O nerede ki? Evet, ben de ona bakmaya gelmiştim. Ama kim bilir yine nereye gitti. Amerika'ya gidiyorsun. Mars'a değil. Neden bu kadar endişeleniyorsun ki? Canım. Güzel annem. Ağlatmak mı istiyorsun beni? Daha kına yakılacak. Hı? Gel hadi. Aşağı inelim. Nasıl kırıldı bu vazo? Şey, abi, yanlışlıkla ben kırdım. Canın sağ olsun. Büyük annem ne der? Cam kırana para gelirmiş. Belki bugün iyi bir şey olacaktır. Tabii düğünün dışında. Hadi gel. Nereye gitti? Buraya da baktım. Affedersin, lütfen buraya gel. Git ve Avni'nin odasından kırmızı olanı getir. Dur, bekle, bekle. Sen de kimsin? Kına yakmaya geldim. Doğru, kına. Öyleyse Avni'nin odasını nereden biliyorsun? Bilmiyorsun değil mi? Sormasam öylece dolanıp geri gelecektin. Sonra da gelip bana oda nerede hanımım diyecektin. Yukarı kattaki sağdan 3. oda. Hadi git ve çabucak gel buraya. Rocky ve benim oda. Artık Rocky benim değil ki. O benim düşüp öldüğümü sanıyor. Bu ses de nereden geldi? Odada kimse yok ki. Sanırım yanlış duydum. Avni?
Anne. Anne, dokunma bana. Sen bırak. Anne. Bırak. Ne? Benden uzak dur. Sen ölmemiş miydin? Nasıl geri dirildin? Yine bizi kandırdın. Hayır. Zavallı abim. Sen öldün diye günlerdir yas tutuyor. Ama hayır. O sefil karısının ona yine pis oyunlar oynadığından bir haber. Neden hayatımıza tekrar ve tekrar giriyorsun? Suşant'ı öldürdün. Annemi, babamı, herkesi öldürdün. Neden? Neden geri geliyorsun? Hem de kına sanatçısı kılığında. Bu sefer yine ne fenalıklar peşindesin? Bu sefer neyin peşindesin? Ha? Avni, ben size oyun oynamıyorum. Hiçbir dolap çevirmiyorum. Seni kandıran kimdi öğrenmek ister misin? Benimle gel. Gel hadi. Ama ben buradayım. Orada oturan kim? O Ruchika. O bir şekil değiştiren yılan. Bu Ruchika o halde. Evet. Ben de bir şekil değiştiren. Ama artık değil. Ama Ruchika. Bir yılan. Biliyorum. Ve artık ikinizin beraber iş çevirdiğinizi de biliyorum. Hayır Avni. Kandırılan kişi bendim. Aşık olduğum adam beni kandırdı. Bu aile de beni kandırdı. Ama evet. Siz masumsunuz. Hepiniz beni çok masumca sevdiniz. O sevginin hatırına bir kez olsun dinle beni. Sana inanmıyorum. Büyükannem asla böyle bir şey yapmaz. O böyle bir şey hayal bile edemez. Yalan söylüyorsun. Hayır abin. Sana nasıl kanıtlayacağım? Neyle ispatlayabilirim? İnsan gördüğüne inanır. Söylenene değil. Yakının bir katil çıkarsa, Kristal için cinayet işlerse ve biri sana bunu söylediğinde... Kulaklarına inanamazsın. Ama gözlerine inanırsın. Kanıt istiyorsun değil mi? Sana kanıt göstereceğim. O da bir yılan. O benim arkadaşım. Dostluğunuz beni hiç ilgilendirmiyor. Kanıt istiyorum. Göreceksin. Büyük annen bizzat sana kanıt olacak. Of. Ah. Çok yoruldum. Kına da, tören de bitti. Şimdi bir tek veda kaldı. Evet, düğün de komple bittikten sonra Ruchika'nın düğünü var ve ondan sonra da yılan kristali benim olacak. Sen burada nasıl? Sen ölmüştün. Ben bir yılan. Yılanlar asla ölmez. Tamamlanmamış intikamımı almaya geldim. Önce annemi babamı öldürdün. Sonra kocamı öldürdün. Ve sonunda da kızımı öldürdün. Bugün öleceksin. Hayır. Beni öldüremezsin. Bu bir halüsinasyon. Bu sen değilsin. Arkana bak. Ha? Hayır. Sen hayatta olamazsın. Sen öldün. Seni ben öldürdüm. Seni kendi ellerimle öldürdüm. Ben değil. 8 kişi. Seni 8 kişi. 8 defa bıçakladık. Sonra da tepeden aşağı at. Kendi gözlerimle ölüşünü gördüm. Tüm sefil aileni öldürdüm. O halde sen
Nasıl hayatta olabilirsin? Nasıl olur? Şişko! Ali, renkli yılanım. Geldin. Benim rengarenk yılanım. Tanrı'ya şükür geldin. Bak, bu Şivanya'nın hayaleti. Yılanların öldükten sonra hayalet olduklarını hiç bilmiyordum. Lütfen beni kurtar. Kes Şişko! Burada hayaleti. Ve sen. Şivanya değilsin, Şivangisin. Demek seni düzgün öldüremedim. İyi, o zaman ölmediysen o halde şimdi öleceksin. Şivanya'nın hayaleti gibi numara yapıyorsun. Korkutmaya çalışıyorsun. Şimdi korku neymiş öğreneceksin. Kara yılan. Sana dememiş miydim? O Şivanya'nın hayaleti diye. Seni nasıl da yendi işte bak. Şivanya'nın hayaleti seni kuru yaprak gibi havaya savurdu. O Şivanya değil. O Şivangi. Ve hala bir çeşit güç taşıyor. Sana o Şivanya'nın hayaleti diyorum. Sahi mi? Evet. Gel, gidip görelim. Şivangi. Şivangi, bekle. Sensin, biliyorum. Şivangi. Baksana şeytani yılan. Şeytani değil, takşika. Her neyse. Eğer Şivangi buraya Şivanya'nın kılığında geldiyse karşımdaki... Eğer Şivangi Şivanya kılığına girdiyse bu karşımızdaki kim o zaman? Yakında öğrenir. Bak, öğreneceğiz diyordun. Ne oldu şimdi? Biliyorum. Kan. Eğer Şivanya'nın hayaleti olsaydı, kanı akmazdı. Nasıl yani? Yani Şivangi hala hayatta. Evet, ya hala hayatta ya da artık yılandan hayalete dönüştü. Uçak kullanmada ustası. Azıcık beynini de kullanmayı öğrensene. Şivanya'nın hayaleti gibi gezinen kişi, başka bir şekil değiştiren yılan. Ne? Başka bir yılan mı? Bu evde yüce tanrı, bu yeni yılan da kim? Onu da öğreneceğim. Neden çağırdınız? Arkamızdan iş çevirmeyi bırak da birlikte çalışalım. Ben anlayamadım. Tanya'yla birlik olup yılan kristalini almaya çalışıyorsunuz. Tanya'nın numarasını kullanarak kristal için herkesi dondurtmak senin fikrin değil mi? Bize yalan söyledi. Ama sorun yok. Seni affediyoruz. Söyle, birlik olacak mıyız? Anne sen.
Beni çağırdın. Ben çağırdım. Her şeyi biliyor. Artık onlarla birlikte çalışmak zorundayız. Evet, zorundasınız. Yoksa herkesi tek tek öldürecek. Shivangi geri geldi. O hayatta. Ve bu sefer bir yılan ortağı da var. Eğer yılan kristalini istiyorsak bir arada kalmalıyız. Ve kristali elde etmek için önce Shivangi ve ortağını öldürmeliyiz. Ve bu kez onu gerçekten öldüreceğiz. Affedersiniz, beni odasına gönderdiğiniz kişi şu an çok kötü ağlıyor. Nerede o? Odasında. Döneceğim hemen. Masiha'yı gönderdim. Şimdi Romil ve Ali'yi de Avni'ye göndermeliyim. Avni, ne oldu sana? Kınacı kadın ağladığını söyledi. Her şey yolunda. Ama çok iyi görünüyoruz. Avni, bu kınacı kadın senin ağladığını söyleyen kişi. Bu nasıl bir şaka Avni? Bugün senin doğum günün. Aşağıda bir sürü misafirimiz var. Ben gidiyorum. Bırak kolumu. Kınacı. Shivangi? Yenge? Benim. Sen hayattasın Shivangi. Rahatla hala, sana her şeyi anlatacağım. Neyi anlatacaksın ki? Seni kandıracak, bunu mu istiyorsun? Onun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyorsun. O bir... Biliyorum hala, o bir yılandı. Ama hala... Onun başından geçenleri hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Nasıl öldürüldüğünü, neyin doğru olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Asıl gerçekleri hiçbirimiz bilmiyoruz. Gördüğümüz şey gerçek değildi. Size bu yüzden buraya çağırdım. Shivangi yengemi ve büyük annemi gerçekten tanıyın diye. Tanrı bilir Shivangi hangi ölümsüzlük iksirinden içti. Bir türlü ölmüyor. Artık bir yılan da değil ki. Sürekli Rocky ve benim aramızda girip duruyor. Aşk düşmanı. Bu sefer peşini bırakmayacağım. Evet, seni çözeceğim. Lütfen beni affet Anne. Lütfen. Ben hepsini sadece Rocky için yaptım. Sadece Rocky için. Bak Anne. Beni bir yılana dönüşürken gördün. Yani ben de gidip herkese benim bir yılan olduğumu söyleyeceksin sandım. Elim ayağıma dolaştı. Ve ben de seni bağlamak zorunda kaldım. Sana asla zarar vermek istemedim. Gerçekten. Sen artık bir yılan olduğumu biliyorsun. Ama belki de abinin ne olduğunu bilmiyorsun Rocky'nin. O bir yılan. Daha lafımı bitirmedim canım. Abi,
Ben abini gerçekten çok seviyorum. Ve onunla evlenmek istiyorum. O gerçekten benim biricik aşkım. Aile bizim yılan olduğumuzu öğrenmemeli. Eğer onlar bunu öğrenirlerse bizden korkarlar ve Tanrı bilir ne yaparlar. Lütfen kimseye bunları anlatma. Avni, sen Rocky konusunda bana yardım edecek misin? Ben çok özür dilerim. Sen lütfen beni affet. Eğer seni çözersem bağırmayacaksın, değil mi? Umarım beni affedersin. Lütfen Ruchika. Özür dilemene hiç gerek yok. Aşkın ne olduğunu anlayabiliyorum. Ruchika, eğer onu bu kadar çok sevdiysen keşke bana daha önce söyleseydin. Ben sizi çoktan evlendirmiş olurdum. Teşekkürler. Gel. Yamin, intikamımı almama ramak kaldı. Hala bence Avni'yi Prithvi'den uzak tutmalıyız. Onun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyoruz. Olmaz. Bak Romil, sakın aceleyle bir adım atma, olur mu? Shivangi hallediyor. Kanıt topluyor o. Kanıtlar elimize geçtiğinde bakarız, tamam mı? Düşünürüz. Düğün tamamlanırsa ne olacak? Olmaz, hayır. Düğün çocuk oyuncağı değildir. Bu bir şaka değil. Shivangi'nin gelmesini bekleyelim önce. Eğer o hiçbir şey bulamazsa ben Avni'yi düğünün ortasında çıkarırım. Sessiz kalmayacağım. Eğer öyle olursa bu düğünün tamamlanmasına asla izin vermem. Büyük anne, lütfen bize fıkra anlat. Sadece Prithvi abi şaka yapıp duruyor. Şimdi senin sıran büyük anne. Ne söylüyorsun kızım? Evimizde düğün yapılıyor. Benden bir fıkra anlatmamı mı istiyorsun? Çok özür dilerim Avni. Yanlışlıkla oldu. Üzgünüm anne. Neden gidip değiştirmiyorsun? Üzerin çok kirlendi. Çok üzgünüm. Haha, evet, gidip değiştireceğim. Kavita abla. Lütfen bana yardım et. Gel. Bekle. İçimde kaldım.
gitmeden bir bakayım. Büyük anne, ellerimde kına var. Yani lütfen, tek başıma yapamam. Hadi gidelim, gel. En azından dinle bir. Garip kızlar. Bekle. Burası düğün evi ve bu evlere haydutlar gelir. Kan dök. Bir kez daha kontrol edersek içimiz iyice rahat eder. Avni, büyük annem haklı. Ama abi... Bırak baksınlar bir kere. Alo. Tamam. Güzel. Geliyorum. Evet, herkes sıraya girsin. Burada durun. Ben çok korkuyorum. Bugün Şivangi kesin yakalanacak. İsimlerin listesi elimde. İsmini söylediğim elini kaldırsın. Kim bu adam? Ritvi'ye çantada ne veriyor? Tanya bu eve yılan kristali için geldiyse abi ve anne babası da onun için gelmiştir herhalde. Şimdi kesin oğlu annesine gerçekleri anlatacak. Anne, beni çok korkuttun. Bu çantada hangi bomba var şimdi? Anne, bu sıradan bir bomba değil, atom bombası. Her şeyi unut anne. 2 aydır hapislerde çürüyordu. Bu banka soygunu yüzünden. Ellerinde hiç kanıt olmadığı için beni serbest bıraktılar. Bu çantanın içinde 30 milyon rupi var anne, 30 milyon rupi. Saklaması için arkadaşıma verdim. Ortalık yatışınca geri alırım demiştim. Ve bugün geri aldım. Anne, bir ziyafet çek. Al, bunu bir yere sakla. Düğün bitsin, hele bir bitsin. Bak, Rocky'nin parası bizim olacak anne. Ondan sonra ne başka banka soygunu, ne de hırsızlığa gerek var. Git ve sakla onu, hadi. Ritvi soyguncu. Avni banka soyguncusuyla evleniyor. Hayır, olamaz bu. Olmasına izin vermeyeceğim. Hadi hadi, Şivangi çık artık ortaya. Kavita. Duanı kaldır hadi. Tamam. Git işi. Bitti mi? Gidebilir miyim? Eve git.
Shivangi burada değilse öyleyse nerede? Shivangi bizimle bir tür oyun oynuyor. O burada. Ama değil. Sen kimsin? Yamini'yi çok iyi tanırım. Bu kez ondan iki adım öndeydim. Onun ne yapacağını biliyordum. Ben de kendimi sakladım. Ve dostumdan beni koruması için Kavita'nın kılığına girmesini istedim. Ve korudu da. Kavita hayatım, hadi acele et. Düğün zamanı geldi çattı. Ona yardım et de değilsin. Ve bir şeyi sakın unutma. Düğün bitmeden Prithvi'yi ifşa etmek zorundayız. Eğer bunu yapamazsak, ben de Avni'yi düğünün ortasında çıkaracağım. Ve şimdi bütün kalbinizle Tanrı'ya dua edin. Hey renkli yılan. Kafandaki tüm tilkileri şu an çıkarman gerek. Shivangi'nin nerede olduğunu bulmak için sana ihtiyacım var. Evi didik dedik aradık. Ama kristal hiçbir yerde yok. Ondan bir iz bile bulamadık. Yılan kristalinden hiç bahsetmiyorlar bile. Bize ipucu olur diye. Törenler başlamak üzere. Prithvi'nin düşmanla işbirliği yaptığını çok iyi biliyoruz. Ama bu düğünü durdurmamıza yarayacak hiçbir şey de bulamadık. Eğer hiçbir kanıt bulamazsa, Avni'nin onunla evlenmesine izin veremem. Hayatı boyunca tehlike içinde olacak. Peki ne yapacağım? Bugün kardeşim evleniyor. O hep beyaz atlı prensini bekledi ve nihayet o prens ortaya çıktı. Onu ne zaman kardeşimin yanında görsem dedim ki Tanrı bunları birbiri için yaratmış. Meğer yanılmışımdı. Gerçek şu. Beraberlikleri masumca falan değil. Sahtekarlık üzerine kurulu. Evet, sahtekarlık. Onu saraylarda, konaklarda filan yaşatmayacak. Hayatını cehenneme çevirecek. İyi biri değil o. Bilakis azılı bir suçlu. Ne sanıyordunuz? Amerika'dan döndüğünü mü, he? Kendinden böyle bahsediyorsun. Amerika'dan falan dönmedi o, hapisten çıktı. Banka soyduğu için 2 aydır hapisteydi ve daha yeni çıktı. Şimdi de kız kardeşimle evleniyor ki bu sefer de ailemi soyabilsin. Haksız mıyım Prithvi? Haksız mıyım? Yakala onu. Nereye kaçıyorsunuz Bay Haydut? Hakkınızda tutuklama emri var. Hadi, araç sizi bekliyor. Polis aracı. Dur. Nereye gidiyorsun? Ebeveynler çocuklarına örnek olur ama sizler... İnanamıyorum. İğrenç. Herkes birlik olmuş. Bir grup hırsız.
Garson, memur bey. Bankadan çaldıkları 30 milyon rupiyi işte burada. Anne, sana o kadar onu sakla dememiş miydim ben? Avni, abini affet lütfen. Düğününü de bozdum, kalbini de kırdım. Onu önceden tanımam gerekirdi. İnan üzgünüm. Abi, özür dilemene hiç ama hiç gerek yok. Böylesi daha iyi oldu. Bunları çok daha sonra öğrenmiş de olabilirdim. O zaman çok daha kötü olurdu. Evet, düğünüm bozuldu. Ama kalbim kırık değil. Hiç umurumda da değil. Çünkü tüm ailem burada benim yanımda. Bu düğün yapılamaz. Böyle bir şeyi benden nasıl saklarsınız? Kendinizden utanmalısınız. Yazıklar olsun. Evimde gezen hırsızlardan, eşkıyalardan bir haber. Öylece yaşıyormuşum meğer. İğrenç. Oğlum, sen kardeşini bu yozlaşmış insanlardan kurtararak doğru olanı yaptın. Aferin oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Ve sen... Aklım almıyor Tanya. Dost kılığına girmiş düşman mısın? Nasıl yapabildin bunu bana? Hanımlar beyler, affedersiniz. Bugün düğün olmayacak. Evinize dönebilirsiniz. Hepinizden özür diliyoruz. Rocky, Rambir ve Mançuşa'yı hemen evden çıkardım. Artık ikisi de gidip bizi ifşa edecekler. Hiçbir şey yapmayacaklar. Onlar evden ben dedim diye çıktılar. Rocky söyledi diye değil. Ve dinle. O ikisini sadece Rocky'yi etkisiz hale getirmek için evden çıkardım. Aslında bir bakıma Rocky'nin Pritvi ile evlenmemesi iyi bir şey. Zavallı, hayatı mahvolacaktı. Ama bu Shivangi ve ortağı... İkisi bizim hayatımızı çoktan mahvettiler bile. İkisi de buraya bir amaç uğruna geldiler. Eğer onları durduramazsak o zaman görürsün. İşlerini halledip gidecekler ve ikimiz de arkalarına bakmaktan başka bir şey yapamayacağız. Ama Shivangi'nin ortağı bir insan değil ki, bir yılan. Onu bulmak kolay olmayacaktır. Ve eminim ki ikisinin de bir tür gücü var. Çünkü sahte olan Shivanya'ya dokunduğumda çok güçlü bir şok dalgası hissettim. Şok verecek olan artık benim. Onu öldüreceğim. Onu daha ben öldüremezken sen nasıl öldüreceksin? Bir şey kesin. İkisi de buraya kristali almaya geldiler. Çünkü Shivangi kristalin bende olduğunu iyi biliyor. O ikisini aramadan önce... Yılan kristalini güvenli bir yere saklamak zorundayız. Ve sonra da onları öldürmeliyiz. Öldürdüm. Bitti. Şişko, kimi öldürdün yine? O şekil değiştiren yılanı. Ha? Bana Shivangi'nin ortağı bir yılan dememiş miydin? O şeklini değiştirebilir diye. Buraya köstebek gibi sızmışlardır. Her yerde geziniyorlar. En başından beri gizlice dinliyorlardı. Bak.
Onu ezip öldürdüm. Çünkü çok iyi biliyorum da ondan. Bak. Her şey bitti. Ne oldu? Sen git. Ve kristali iyice sakla. Ben de evdeki yılanlardan ve böceklerden kurtulmuş olacağım. Hem de hepsinden. İğrençsin. Şişko aklını kaçırdı yine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.